Başkent Ankara'dan herkese merhaba, iyi akşamlar. Ben Fulya Öztürk, kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber Ankara'dayız. Etimesgut Havalimanı'ndan canlı yayındayız. Efendim, Teknofest Ankara bu yıl Ankara'da da düzenleniyor, Etimesgut Havalimanı'nda. Şimdi Teknofest dün başladı Ankara'da, Etimesgut Havalimanı'nda. Bugün ikinci gündü. Yine dolu dolu geçti. Pazar akşamına kadar devam edecek. Kameramın arkadaşım Halil Kahraman'la beraber festival alanını göstereceğiz. Sonra çok önemli konuklarım olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bizimle beraber olacak. Efendim, canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Burası bugün tıklım tıklımdı. Şu an akşam saati olduğu için ki hala burada olan vatandaşlar var. Terk etmek istemeyenler var, öyle söyleyeyim. Yine Teknofest dolu dolu geçiyor Ankara'da. Eylül ayının sonunda da İzmir'de olacak. Yine hava araçları, hava gösterileri, yine teknoloji yarışmalarıyla Teknofest rüzgarı bu kez Ankara'da, başkentte esiyor. Şimdi efendim, kameraman arkadaşım Halil Kahraman, bilmiyorum gösteriyor mu, dolunayı gösteriyor. Dolunayında nefis bir gökyüzünde görüntü var. Yani gündüzde kimse burada gözünü gökyüzünden alamadı. Çünkü nefis hava gösterileri vardı. Yine Solo Türk'ün, Türk Yıldızları'nın gösterileri vardı. Akşamda dolunayın nefis bir görüntüsü var. Halil Doğanları getirdi ekrana. Şimdi hava araçlarını görüyorsunuz. Hürjet, Hürkuş, Kızıl Elma, Akıncı. Türkiye'nin damga vuran sanayi ve teknoloji alanında, özellikle havacılık alanındaki birçok hava aracı burada sergilenmeye devam ediyor. Şimdi ben hemen konuklarım yanına gidiyorum efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim CNN Türk yayınına. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor festival? Mükemmeliz. Muhteşem bir Teknofest. Biliyorsunuz Ankara'da ilk defa Teknofest düzenliyoruz. İkinci günümüzü tamamladık. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Teknofest'le birlikte Ankaralılarla, başkentlilerle kutlamış olduk. Bugün de dünü aratmayan bir ilgi vardı. Her şey çok güzel. Ben çok severim gezerek anlatmayı ve göstermeyi. Festival alanını şöyle gezerek konuşmak isterim efendim. Şöyle Kızıl Elma'nın önündeyiz. Kızıl Elma'ya yine ilgi çok yoğundu. Yine hava araçları sergileniyor Selçuk Bey. Yine herkes fotoğraf çektiriyordu. Özellikle Kızıl Elma'nın önünde nasıl bir duygu vardı, coşku vardı, enerji vardı bugün Ankara'da? Yani ilk günden itibaren Ankara'nın duygusu çok farklıydı. İstanbul tabii 2018'den beri biraz daha alışık olduğundan zannedersem Ankara daha bir hasretti. Ben daha büyük bir duygu yoğunluğu gördüm. Heyecan gördüm. İstanbul'da tabii bu yıl 2,5 milyon ziyaretçi ağırladık. Evet, 3 ay önce. Benim gördüğüm kadarıyla milletimiz bu projelere destek olduğunu belirtmeye geldi. Onu çok insandan duydum. Hal ve tavırlarından gördüm. Burada ise daha böyle bir merak ve heyecan vardı. Evet. Yani bizim buraya gelmemiz lazım, muhakkak görmemiz lazım. Sanki ben öyle hissettim. Sayın Bakanım ne düşünür bilmiyorum. Türkiye'nin en genç bakanlarından. En genç bakanı diyebilir miyiz? En genç bakanıyız. En genç bakanısınız. Fatih Bey, nasıldı gençlerle berabersiniz dün? Daha doğrusu siz daha önce de biz Teknofest alanlarında çok defa yayınlar yaptık. Gençlerin dilinden epey iyi anlıyorsunuz. Şimdi gerçekten tüm yaş gruplarından muazzam bir ilgi vardı. Zaten gençler Teknofest'te kendilerini buluyorlar. Yani Teknofest kuşağı diyor Sayın Cumhurbaşkanımız, biliyorsunuz, buradaki gençliğe. Çünkü buraya gelerek kendilerinden biraz yaşça büyük olan mühendislerin işte böylesine geliştirdikleri eserleri görmek gençlerimiz için muazzam bir özgüven kaynağı oluyor. Ama ben Ankara'da özellikle 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarda misafirlerimizi de çokça gördüm. Ve görüyorum ki onlar açısından da Teknofest çok anlamlı. Çünkü onlar Türkiye'nin akamete uğratılmış hikayelerini çok iyi biliyorlar. Şimdi bu Kızıl Elma'nın önündeki mühimmatlar biliyorsunuz çok popüler. Evet. Gökdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen hava füzesi. Diğeri MK-82 bombaları lazer güdüm kitleriyle biliyorsunuz Aselsan tarafından güdümlü hale getiriliyor. SOM yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi, Roketsan tarafından üretiliyor. Ama sizin geçen Teknofest'teki yayınınızdan sonra Kızıl Elma'nın altındaki bu roketlerin, füzelerin dışında biliyorsunuz şu tekerin önündeki parça da çok popüler oldu. Evet. Yani şu takoz. Evet. Hatırlar. Selçuk Bey'in yayınından çok iyi biliyoruz onu. Seyircilerimiz hatırlar. Evet. Şimdi gösterelim yine şöyle.
Gidelim gösterelim. O yaş grupları yani 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarında olan büyüklerimiz Türkiye tarihindeki takoz hikayelerini çok iyi bildikleri için takozları kaldırmak üzere genç mühendislerin yanında olmak adına Teknofest'e koşarak geliyorlar. Gerçekten muhteşemdi burası iki gündür. Ama yarın tabii büyük gün. Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Evet. İlk yılımızdan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Teknofest'i teşrif ediyorlar. Bizzat buradaki teknoloji yarışmalarının şampiyonlarına Sayın Cumhurbaşkanımız ödüllerini sunuyorlar, takdim ediyorlar. Ve hiç yalnız bırakmadılar. Yani 6. yılımızda Bakü ile birlikte, Bakü'de de birlikteydik. Evet. 8. Teknofest'i düzenliyoruz. 7 keredir Sayın Cumhurbaşkanımız bizimle birlikte oldu. İnşallah yarın da yine kendisinin katılımıyla burada çok görkemli bir ödül törenini yine tüm Ankaralılarla ve misafirlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yarın Cumhurbaşkanı'nın önemli mesajları olacaktır buradan yine. Efendim şöyle alanı gösterelim. Hala gitmeyen vatandaşları görüyorum. Yani arkada hani gösterir misin arkada? Özellikle hava araçlarına tabii yoğun bilgi oluyor. Akıncı'nın önünde de çok sayıda vatandaş. İçinde de böyle pusetlerle gezen ziyaretçilerimiz var. Tabii bir yani gecede ayrı bir havası var bunun ama mecburen sabahın erken saatlerinden itibaren açıldığından stand görevlileri de inanılmaz yoruluyor. Yani onların hepsi de gönüllü gibi çalışıyorlar. Bir de yorgunsunuz gibi öyle mi? Fena değil. Burası enerji yüklüyor ama tabii binlerce insan, on binlerce hatta yüz binlerce insanla ilgilenmek de kolay bir şey değil ama herkes büyük bir yürekle yapıyor. Ya, o duygu var. Teknofest böyle bir masal diyarı gibi bir yer ve insanı çok gerçekten hepimizi çok mutlu ediyor. Umut doluyoruz bir anlamda. Hepimizi dönüştürüyor. Ben bunu ilk yılından itibaren ilk defa işte 2018'de ilk açıldığında Teknofest sabahın köründe eşim ve kızımla beraber gelmiştik. Orada hissetmiştim. Yani zaten o, burada evet, kalıyormuşsunuz Selçuk Bey, doğru mu? Bu gitmiyor yani, gidip geliyorum. Yani her gün gidip geliyorum. Ama tabii o duygu sabahın köründe işte bir anda o minler gelince çocuklar. Evet. Burası böyle masallardaki bir diyara dönüştü bir anda. O ürpertiyi hiç unutmam, her seferinde de aynı şey oluyor. Özellikle çocuklar zannedersem çok hepimizi, onların gelecek olması ve umut veriyor insana bir anlamda. Selçuk Bey, ya bu arada gerçekten inanılmaz bir görüntü var. Dolunay'ı görüyorsunuz. Evet. Gökyüzünde de nefis bir süper, görüntü var. Süper ay deniyor, süper moon deniyor. Dün hatta hava araçlarımızda Kıncı içinden geçerek bir resim çektiler. Çok harika manzaralar ortaya çıkıyor. Değil mi? Şimdi Selçuk Bey, festivale gelen, Teknofest'e gelen Ankara'da olanlar geldiklerinde ne görecekler? Evet biz söylüyoruz ama neler var, neleri görecekler? Tabii festivalde ülkemizin mühendislerinin geliştirdiği hava araçlarımız var. Bunun yanında ilk defa biz büyük bir girişim programı ve yarışması düzenledik. Girişim programımız oluyordu ama bu sefer 42 yarışmanın dışında bir de bu projelerden yetişen takımların girişimlerini, yani şirketleşip girişimlerini sergiledikleri bir yarışma düzenledik. Ki Teknofest'in nihai hedeflerinden bir tanesi de buydu, teknoloji yarışmalarının özellikle. O etkinlik çadırları var, onların içleri muhteşem. Rengarenk bir atmosferi var. Bunun yanında tabii kurumlarımızın standlarında hem eğitim hem de çocukların böyle severek öğrenmesine yönelik her yaştan, her yaş grubundan insanın bilim meraklarının eğlendirecek ve öğretecek içerikler var. Hava gösterileri var. Muhteşem hava gösterileri var. Tabii o yani sadece Teknofest alanı değil, tüm Ankara'yı, yakın çevredeki herkesi de izleyebildiği hava gösterileri var. Bu arada gelenler yine uçuş deneyimi yaşayabiliyor mu? Helikopterler kalkıyordu. Evet, Jandarma İçişleri Bakanlığımızın helikopterleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün helikopterleri vatandaşlarımızı uçuruyorlar. Tabii öncelikle şehit ve gazi çocuklarına öncelik veriliyor. Bildiğim kadarıyla zaten ilk günden itibaren o faaliyet başladı. Bir yandan burada yine TB3 mü? Bayraktar TB2. Bayraktar TB3'te hemen yanda bir kanadı kapalı şu an şekilde. Halil'in gösterdiği Bayraktar TB2. Hemen yanında TB3 var. Altlarda Hürkuş vardı. Onun yanından geçtik. Burada Cezeri, tabii bu yani geleceğe yönelik bir proje. Halihazırda
geliştirme faaliyeti devam ediyor. Uçan araba cezeriyi gösteriyor şu an Halil Kahraman. Evet. Hala çalışmalar sürüyor. O yani bir en az epey bir faaliyete geçmesi epey bir zaman alacaktır. Ama Bayraktar TB3 inşallah hemen festivalden sonra uçacak. Sizin ekip içeride. Ne yapıyorlar şu an Selçuk Bey? Hava aracının tanıdığıyla alakalı. Ne yapıyorsunuz? Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. TB3. Daha önce de sergilenmiş miydi, yanlış hatırlamıyorum? İlk Teknofest'imizde de sergilenmişti. Yani İstanbul'daki Teknofest'imizde 2023'te. İlk defa orada milletimizle buluşmuştu. Biliyorsunuz Kızıl Elma'da geçen yıl Samsun'da milletimizle buluşmuştu. Kanadı ile alakalı bir işlem yapıyorlar anladığım kadarıyla. Orada şeylerde bunun kamerası Aselsan. Aselsan'ın kamerası, gördüğünüz gibi. Şöyle girebilir miyiz bu alana? Arkadaşlar buraya adım atabiliyor muyuz? Şöyle yakından görelim biz de bir. Bu kameranın hikayesini hatırlarsınız. Nerede kamera? Altında. Hemen altında. Ha, burada, evet. Elektrooptik kamera. Biliyorsunuz bizim Karabağ'da 20 yıl süren işgali sonlandırmak üzere Azerbaycan'la birlikte düzenlediğimiz harekat esnasında insansız hava araçlarının kameralarını tedarik ettiğimiz Kanada firması Türkiye'nin insansız hava araçları için artık kamera vermeyeceğini ilan etti. Evet. Ama bu bizim için aslında bir şansa dönüştü. Zira zaten yürütülmekte olan çalışmalar Aselsan'da çok hızlandı. Ve şimdi Aselsan o yurt dışından temin ettiğimiz kameralardan daha iyilerini Türkiye'de yerli ve milli olarak üretiyor. İnsansız hava araçlarımızın hizmetini sunuyor. Bu şu an Halil'in göstermiş olduğu kamera diğer bütün insansız hava araçlarına bundan sonra bu kamera mı takılacak peki? Bunun farklı versiyonları geliştiriliyor. Belki Selçuk Bey daha detaylı anlatır ama Kızıl Elma'da kullanılmak üzere bir üst versiyon üzerinde de. Tabii o daha farklı bir kamera. Savaş uçaklarına takılan kameralar biraz daha farklı. Bunun İDE fuarında sergilendi. Çok daha gelişmiş bir varyantını üretti. Hatta CATS'de insansız hava araçlarımızla birlikte ondan fazla ülkeye ihraç edildi. Biliyorsunuz Kanada ambargo uyguladığını söylemişti. O dönemde Aselsan'ın kamerasını kullanmaya başladık. Halihazırda daha da geliştirme faaliyetleri yürütüldü. Ve şu anda ondan fazla ülkeye ihraç edilmiş durumda bu kamerada. Şimdi TB3 katlanır kanatlı olması en önemli özelliklerinden. Şöyle kısa pistli gemilere inip katlanır kanatlı olmasından ziyade kısa pistli gemilere inip kalkabilen bir SEA olması. Dünyadaki ilk SEA olacak. İşte şu an yarış devam ediyor. Hem Amerika hem İsrail'le yarışımız devam ediyor. Bir anlamda bizden sonra onlar da yapacaklarını açıkladılar. Çünkü bu yeni bir konsept. Bakalım ilk kim uçuracak? Yani gemiden uçuşu en azından. Hassas iniş yapması gerekiyor. Tümüyle otomatik bir şekilde inecek. Çünkü daracık bir pistten bahsediyoruz. Kısa bir pistten bahsediyoruz. Ve hareketli bir pistten bahsediyoruz. Yani hem dalgalardan dolayı hem de geminin hareketinden dolayı. Yarış devam ediyor. Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek. Tabii kısa pistli gemilere inip iniş kalkış yapabilecek. Ve gemilere bir anlamda yani açık denizlerde binlerce kilometreye keşif imkanı sunmuş olacak. Bu tarz bir keşif hava unsuru, hava aracı şu anda dünyada yok. Yani hem sabit kanatlı olsun hem oturduğunuz yerden binlerce kilometre öteye götürün ve gözetleyin. Hem de mobil bir platform üzerinden yok. O yüzden bir anlamda yeni bir çığır açacak deniz havacılığında. Selçuk Bey, siz açılış konuşmasında şöyle bir cümle kurdunuz. Teknofest kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor dediniz. Evet. Bütün manşetleri süsledi bu cümleniz. Ne demek istediniz? Tabii Teknofest kuşağı, düşünün ki biz 7 kişilik bir ekiptik bundan 20 sene önce. Ve şu anda dünyaya damgasını vurmuş, Baykar ekibinden bahsediyorum. En yakın rakibinden bile dünyada 5 kat daha fazla bilinir. Ve 30 ülkeye ihraç edilmiş siyaları geliştirdik. Allah nasip etti ve biz bu mücadeleyi toplumsallaştırmak istedik bir anlamda. Türkiye'nin neden böyle büyük, dünyaya damgasını vuracak farklı alanlarda markaları olmasın. İşte tam da bu maksatla Teviş Vakfımızı ve Teknofest'i, Teviş Vakfımızı kurduk ve Teknofest'i düzenledik. Şimdi burada ilk yılında Teknofest'in bu teknoloji yarışmalarına 20 bin öğrenci başvurdu. Zannedersem 5000 takım falan yapar herhalde bu. 4000'e yakın takımımız var diye. Bu katlanarak yükseldi ve son bu yıl 1 milyon öğrenci başvurdu. 300 bin takım. Yani düşünün ki yani
tarlaya bir tohum ektiniz ve de bir çınar oldu. Ama şu anda 300 bin tane tohum ekiliyor. Evet. Kim bilir neler çıkacak. O yüzden bundan 20 sene öncesi, 20 sene sonrasına, 15 sene sonrasına baktığınızda Türkiye dünyada çok daha farklı bir yerde olacak diye değerlendiriyoruz. Sadece rakamlara baktığınızda zaten bunu görebiliyorsunuz. Ve toplumun sahiplenmesine baktığınızda yani önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Siz bir şeyler yaparsınız ama toplum inanacak mı? Yani düşünün ki aşıyı da dünyada Türkler buldu ama nerede yaptılar? Almanya'da değil mi? Bunun gibi onlarca işin çıkacağına inanıyoruz biz. Ve toplum da elbette artık buna hazır. Bir anlamda yani hakikaten buradaki gençlerimiz de artık biz o medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak insanlığın faydasına, milletimizin faydasına dünyada en iyisi olacağımız işler yapabiliriz diyen on binlerce gencimiz var artık. Bizim söyletmeye çalıştığımız husus tam da buydu. Ve bunu işte Teknofest'in dip dalgası da tam olarak bu diyebilirim. Şimdi Fatih Bey, sizin bir yaptığınız konuşmada şu öne çıkan cümleyi söylemek istiyorum. O da beni çok duygulandırdı. Kim derdi ki semada Türk'ün çelik kanatları uçacak, denizlerde Türk'ün gemileri yüzecek, fezada Türk'ün uyduları yükselecek. Kim derdi ki dediniz ve biz bütün bunların gerçekleştiğini görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Bu cümleyi söylerken eminim siz de çok duygulandınız. Evet. Yani gerçekten işte bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Dün büyük zaferin 101. yılını kutladık burada Teknofest coşkusuyla birlikte. Şöyle son 100 yılımızın hikayesine baktığımızda paramparça edilmiş bir devletin varisi olarak kurduğumuz bir cumhuriyeti 100 yılda bugünlere getirmenin iftiharını yaşıyoruz aslında. Ve aynı zamanda son 100 yılda bugün burada gurur duyduğumuz eserler gibi belki pek çoğunu yapabilecek nice girişimin akamete uğratılmasının ardından şimdi bugün Türklerin yeniden tarih sahnesine çıkmasına şahitlik ediyoruz. Şu anda Etimesgut'tayız. Aslında Etimesgut, Ankara Etimesgut, Türk havacılık tarihi için de önemli bir yerdir, anlamlı bir yerdir. Askeri havalimanı burası, kullanılan bir havalimanı. Tabii burası normal dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından aktif olarak kullanılan bir havalimanı ama ben biraz sizi 80-90 yıl geriye götürmek istiyorum. Biliyorsunuz Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden biri Vecihi Hürkuş'tur. Vecihi Bey Türkiye'nin İstiklal Savaşı kahramanlarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 kez madalya tevcih edilmiş tek kişi. Ve çok erken dönemde havacılık konusunda çabalar ortaya koyuyor, uçaklar üretiyor. Fakat başına ne geliyor? Ürettiğin uçaklar için sertifika almak zorundasın deniliyor. Fakat Hürkuş'un önündeyiz. Evet, tam da Hürkuş'un önündeyiz. Vecihi Bey'in, Vecihi Hürkuş'un ruhu şad olsun. Evet, Vecihi Bey ürettiği uçaklar için sertifika alma talebinde bulunduğunda bu kez bu sertifikaları Türkiye'de düzenleyecek bir otorite yok deniliyor. Nihayetinde uçuş yaptığında izinsiz uçuş yaptığı için cezalandırılıyor. Biliyor musunuz Vecihi Bey burada Etimesgut'ta hangarlar kurmuş bir isim. Ankara Etimesgut'ta. Ve hayatını havacılığa adamış bir isim. Maalesef bütün çabaları akamete uğratılmış. 1940'larda yine Ankara Etimesgut'ta önemli bir iş oluyor. Türk Hava Kurumu'na bağlı bir fabrika kuruluyor burada. Uçak fabrikası kuruluyor. Uçaklar üretiliyor. Farklı tipte uçaklar üretiliyor. O fabrika o yıllarda 1940'lı yıllarda yaklaşık 950 çalışana ulaşacak bir kapasiteye erişiyor. Fakat maalesef o fabrikanın ömrü sadece 9 yıl sürüyor. Ne oluyordu o fabrika kapanıyor? Deniliyor ki artık Marshall yardımları var. Sizin kendi çabalarınızla uçak üretmenize gerek yok. Sizin uçak ihtiyacınız varsa sözüm ona yardım olarak biz size zaten uçakları veririz deniliyor. Ve nihayetinde bakın tam bulunduğumuz yerde Etimesgut'ta bundan yaklaşık 80 yıl önce kurulmuş bir uçak fabrikası, 80 yıl önce kurulmuş bir uçak fabrikası kapatılmak zorunda kalınıyor. Şimdi işte az önce ifade ettiğim, sizin ifade ettiğiniz, konuşmamda dün söylediğim yani kim derdi ki meselesi biraz bundan. Yani bütün bu akamete uğratılmışlıkların tarihinin ardından kim derdi ki 2000'li yıllarda Türkler yeniden tarih sahnesine hem de havacılıkta çıkacak. İşte burada hepimizin iftihar kaynağı hava araçlarını. Bunların hepsi milli kanatlarımız değil mi? Türk'ün gökyüzündeki çelik kanatları. Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Akıncı, Kızıl Elma, Bayraktar, ne var orada? Helikopterler var bu arada. Atak helikopterimiz. Yani
Gökbey var. Sadece son 10 yılda gökyüzüyle buluşturduğumuz... Halil Gökbey'i de çekelim. Bak helikopterler de var karşıda. Halil Kahraman. Zoom girelim böyle gösterelim. Halk önündeki ilk uçuşunu Teknofest'te yapmıştı yine 2019 yılında. Gökbey. Evet, halk önündeki ilk uçuşunu. Uçuşlara devam ediyordu. O dönemde. Ve tabii nihayetinde de doğasına... Kızıl Elma. Yani dünyada ilk Selçuk Bey tabii bu eserin müellifi. Tabii. Bütün ekibiyle birlikte. Yani bugünlere gelmemiz, insansız savaş jetini gökyüzüyle buluşturan dünyadaki ilk milletlerden biri olmamız ve havacılıkta, özellikle yeni nesil havacılıkta, insansız hava araçlarında dünyada bir numara olmamız 20 yıl önce belki hayalini bile kuramayacağımız bir başarı seviyesiydi. Şimdi biz bu hayallerin ötesine geçen başarıları her geçen gün teknofestlerle kutluyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonra da bugün hayalini kurmakta güçlük çektiğimiz başarılara Teknofest kuşağı imza atacak. T kuşağı mı oluyor? Teknofest kuşağı. Teknofest kuşağı oluyor değil mi? Tabii bizim kuşağımız dahi düşünün ki hep bir acaba ile yetişti. Acaba olabilir mi? Yani bizim dönemimizde üniversiteye gittiğim yıllarda arkadaşlarımızın en büyük hayali, yani en ileri hayali bir yabancı teknoloji şirketinde belki bakım mühendisi, satış elemanı olabilmekti. Oysa şimdiki mühendislerimizin hayaline işte dünyaya damgasını vuracak Türk mühendislerinin eseri insansız savaş uçaklarını tasarlamak, bunun yanında yapay sağlıkta yapay zeka, biyomedik halde yapay zeka veya genetik alanında kendi girişimlerini kurup belki insanlığın hastalıklarına şifa alacak alanlarda çalışma yürütmek veya girişimlerini kurmak artık bir anlamda hani kaportacılık deniyor ya, yani teknolojinin de kaportacılığını yapmak veya taşeronluğunu yapmak değil de veya mümessilini yapmak değil de kendi eserleriyle tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için insanlığın faydasına, milletimizin faydasına eserler yetiştirebileceğine inanan bir kuşak geliyor. Bizim için bu böyle değildi. Biz Teknofest'i de ilk düzenlediğimizde acaba hep şu endişeyi duyduk ilk yıl özellikle. Yani bu kadar emek, bu kadar gayret acaba milletimiz dönüp destek verecek mi? Yani bu işe, çünkü karpuzun festivali olur, çileğin festivali olur, kirazın olur, caz festivali olur, sinema festivali olur ama festivali olur. Teknolojinin de festivali, acaba teknolojinin, çünkü teknolojinin festivali dünyada ilk defa Teknofest'te yapıldı. Tümüyle toplum yararına bir etkinlikten bahsediyoruz. Yani bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride ülkemizin uzay programında çalışacak anlayışıyla düzenlendi. Ama bu acabalarımızın, bu soru işaretlerimizin hepsini buradaki tablo, milletimizin desteği, Teknofest kuşağının yetişmiş olan ve kökleşmeye başlayan Teknofest kuşağının varlığı, 1 milyondan fazla başvuru ki dünyada bu tarz teknoloji platformlarında herhalde en yakını 20 bin başvuru falan alıyordur. 20 bin öğrenci başvuruyordur. Yani açık ara Türkiye çok büyük bir dip dalga gibi, bir tsunami gibi bir rüzgardan bahsediyoruz. Bu ruh böyle devam ederse o zaman inanılmaz bir şey atak yapacak yani, Türkiye yani. 10 sene sonra paydaşı olduğunuz bu etkinlikten dolayı biz hep şöyle diyoruz. Hayatımızda yaptığımız, sarf ettiğimiz en anlamlı vakitler diye düşünüyoruz. Herhalde inşallah öyle dua ediyoruz. Bu gençlerimiz çıtayı çok çok daha, her alanda çok daha öteye taşıyacaklar. Ve sizde biz yine bir araya gelip ya ne günlerdi diyeceğiz. Değil mi? Paydaşımızsınız ilk yıldan itibaren. Hakikaten bu kadar da... Yürekten geliyorum Selçuk. Aynen. Hakikaten bu kadar da beklemiyorduk diyeceğiz. Bende o his var açıkçası. Her yıl bu his giderek büyüyor, perçinleşiyor. Selçuk Bey şöyle, şimdi mesela evet Akıncı'nın önündeyiz bu arada. Halil canlı yayında ekrana bakın, getiriyor mühimmatları. Sadece aracının ve içindeki yani 100'den fazla bilgisayar değil. İşte balatasından tutun da buz kırıcılarına kadar ve yüz binlerce satır yazılımına kadar her şeyin milli olduğu gibi burada gördüğünüz Akıncı üzerine takılmış kocaman bir mühimmat ailesi var. Bunların da her biri Türk mühendislerinin eseri. İşte bir kısmı Aselsan'ın tasarımı. Hatta biz o kadar yoğun test kampanyalarıyla, o kadar yoğun test kampanyalarına ev sahipliği yapıyoruz ki bir anlamda. Haftada birkaç defa
Akıncı Çorlu'dan havalanıyor, Sinop'a atış alanına gidiyor. Hı hı. Karadeniz üzerinde atışlarını yapıyor, geri geliyor. O kadar hızlı. Tabii sürekli yeni mühimmatlar, yeni teknolojiler deneniyor. Selçuk Bey, şimdi kanatta kaç tane var? İki kanatta kaç kilo mühimmat taşıyor? Akıncı vatandaşımız çok merak eder böyle şeyleri. 1500 kiloluk mühimmat taşıyabiliyor. Seyir füzesi dahil. Evet. Savaş uçaklarının attığı her mühimmatı atabiliyor, taşıyabiliyor. Burada lazer güdüm kitini görüyorsunuz. Yine onun yanında MAM-L'leri görüyorsunuz. İşte bozuk, MAM-C, bunlar ufak mühimmatlar. Yine kamera sistemini gördüm. Yine kamera sistemi, ASELSAN'ın kamera sistemini görüyorsunuz. Biraz oralar keskin, dikkatli olursanız. Aman Halil, dikkat et. Alt tarafta Tolun, ASELSAN'ın yaptığı Tolun. Yeni ihraç edildi biliyorsunuz. Tolun'un da ihracatı başladı. Akıncı ile beraber. O Tolun'un özelliği nedir? Tolun'un özelliği de yine uzun mesafeye süzülerek gidiyor. 60-70 kilometreye gidiyor ve koordinat güdümlü. Atıldıktan sonra kanatlarını açıp süzülerek hedefe gidebiliyor. Nispeten orta sınıf bir harp başlığına sahip bir mühimmat. Daha büyük mühimmatlar da var tabii burada. LGK gibi. Onlar konvansiyonel mühimmatlara takılan hassas güdüm kitleri. Hassas bir şekilde cerrahi operasyon yapabilmek için takılmış aparatlardan bahsediyoruz. Tabi buralar keskin biraz. Sizler de dikkatli olursanız. Evet, şöyle geçeyim. Akıncı ve mühimmatlarını yakından görüyoruz şu an. Selçuk Bayraktar anlatıyor özelliklerini. Gözde her biri bunların, bakın, kocaman bir mühimmat ailesine sahip Türkiye. Bundan 10 sene öncesine gittiğimizde bu mühimmatların hiçbiri yoktu. Ve bütün bunların ataletsel seyir sefer sistemlerinden tutun da harp başlıklarına, tapalarına kadar hepsi milli olarak tasarlandı ve üretildi. Roketsan, TÜBİTAK, ASELSAN tarafından. Bu mühimmatları da, SİHA'ları alamadığınız gibi bu mühimmatları da yurt dışından almanız açıkçası mümkün değil. Ve Türkiye şu anda bu akıllı mühimmat ailesini de bütün dünyaya ihraç ediyor. Bu hava araçlarıyla birlikte sadece hava aracını değil, işte alt sistemi dediğimiz elektro-optik sistemlerini, yani kameralarından tutun da mühimmatlarını da hepsini ihraç eder halde ve dünyada çok az sayıda ülke bu kadar geniş bir aileye sahip. Yani birkaç gelişmiş devletin böyle bir kabiliyeti var. İnsansız hava araçlarımız zaten tüm dünyaya bütün bu alt sistemlerle beraber nam saldı açıkçası. Çünkü tek başına insansız hava aracı ancak keşif görevi yürütebilir. İşte kamerası takıldıktan sonra, ama mühimmatlarıyla, akıllı mühimmatlarıyla bir anlamda hassas cerrahi operasyon yapabilen bu hassas mühimmatlar sayesinde biz Karabağ'da tekrar topraklarımıza kavuştuk. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşa, ilk zafere Türk orduları başarmış oldu. Bütün bu sistemler sayesinde, bu kocaman, çok büyük bir Teknofest gibi kocaman bir takım oyunu sayesinde bütün bunlar gerçekleşti. Akıncı kaç ülkeye ihraç ediliyor? Akıncı şu ana kadar 5 ülke. 5 ülke. 5 ülkeyle ihracatı. Kızıl elma için anlaşmalar ne durumda? Kızıl elma tabii henüz geliştirme aşamasında olduğundan biz biraz anlaşma imzalamadan önce iyice seri üretime hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. 2024'te inşallah seri üretime geçmiş olacak. Şu anda geliştirme faaliyetleri hızla devam ediyor. Tabii Kızıl Elma, Kızıl Elma'da diğer sistemlerimiz gibi ilk üretiminden sonra da sürekli gelişerek büyüyecek bir sistem. Ama şunu söyleyebilirim ki artık Türkiye havacılığın, havacılıktaki geleceğin muharebesinde dünyada oyun kurucu aktörlerden bir tanesi artık. Yani peki bu Türk SİHA'larına son zamanlı, yani son birkaç yıldır müthiş bir ilgi var başka ülkelerden. Evet, mesela son zamanlarda şaşırdığınız bir ülke var mı ilgi gösteren? Buradan böyle veya görüşme aşaması. Şaşırmadım ama yani Japonya özellikle önemli bir. Öyle mi? Evet, Japonya çok büyük ilgi duyuyor. Tabii bizim dostluk ilişkilerimiz kuvvetli. Ama epey uzakta olduğundan konum olarak Japonya. Akıncı'ya mı? Bayraktar TB2. TB2 almak istiyor Japonya. Evet. Bunun yanında
Tabii biraz daha okyanus ötesi ülkelerden de Latin Amerika gibi bildiğim kadarıyla. Var mı? Yavaş yavaş talepler gelmeye başlıyor. Evet. Amerika'dan? Avrupa'dan da ciddi talepler var şu anda. Zaten yani Bayraktar TB2 epey bir böyle en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinir hale geldi. Hı hı. Çok daha maliyet etkin ve o sınıf itibariyle kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş siyası diyebiliriz. Tabii biz şu anda bir yandan heyecanla Bayraktar TB3'ü bekliyoruz. Çünkü evet. İlk üçünü daha henüz yapmadı o. O uçak gemisine konuşlanmasıyla birlikte hem de Kızıl Elma'nın da konuşlanmasıyla birlikte yani dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını inanıyoruz. Ama ben şimdi merak ettim. Ülke ismi açıklamanız lazım. Hangi ülkeler başka ilgi gösteriyor? 31 ülkeye ihraç edildi zaten. Şu an yeni yani bizi böyle... 32 pardon beni düzelttiler. 32 mi oldu? 32 ülke. Evet. Şimdi mesela bu kadar çok rakam olunca. Maşallah diyelim. Japonya dediniz en son ve Latin Amerika'dan. Bildiğim kadarıyla talep var. Yanlış söylüyor olmayayım ama ilgi var. İlgileniyorlar. Evet. Peki biz şimdi sahneye doğru çıktık. Epey bir dolaştık. Yani canlı yayında festival alanını size gösterdik. Biraz dinlenelim aslında. Sahneden şöyle biraz oturarak yayınımıza devam edelim. Yürüyerek de çok keyifli oldu. Bütün hemen hemen alanı size gösterdik. Aslında bütün değil. Burası daha büyük şeyden galiba. Diğer festival alanının ben mi yanlış şöyle, gözlemliyorum? Tek koridor olduğu için daha büyük görünüyor. 350 bin metrekare açık alan var burada. Atatürk Havalimanı'nda da yaklaşık 400 bin metrekare açık alan vardı. Kapalı alanda burada 35 bin metrekare. Burada 250'ye yakın kurumun ve firmanın standı var. Misafirlerimizi bekleyen. Dolayısıyla İstanbul'dan daha küçük bir yer değil. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'na çok denk bir yer ama özellikle tek bir ana koridor olduğu için de açıkçası daha da büyük, daha da heybetli görünüyor bu alan. Evet. Şimdi biz sahnedeyiz. Ben şimdi devam edeyim değil mi? Bir jenerik girecektik ama girmemize gerek kaldı mı? Prodüktörüm Eda'ya seslenin böyle. Kaldı mı Eda? Ne yapalım, devam edelim mi? Mikrofon takıyoruz. Aşağıda ayrı bir gerek kalmadı diyor Eda. Peki, çok teşekkür ediyorum. Mikrofonlarımızı takalım. Biraz da oturarak devam edelim. İyi mi? Peki, şimdi Etimesgut Havalimanı'ndayız. Canlı yayında Selçuk Bayraktar Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'la bayağı şimdi bakayım bir yarım saat mi? 35 gösterdik alanı. Ben doymadım yürümeye ama neyse biraz dinlenelim. Gündüz yürümek zor, şimdi yürümek kolay. Aynen öyle. Acayip kalabalık. Bir rakam var mı? Henüz daha geldi mi iki günün ziyaretçi sayısı? Bugün itibariyle 100 bin civarı galiba. Yani bugün ilave 100 bin daha oldu gibi, yani dün 500 bine yakındı biliyorsunuz. 500 bini aşmıştı. Dolayısıyla herhalde 600 binleri aştık. Bakalım pazar akşamı nihai rakamı açıklayacağız. Evet, yani Etimesgut Havalimanı'nda pazar akşamına kadar Teknofest devam edecek efendim. Gelebilirsiniz, hem hava gösterileri izleyebilirsiniz, hem yakından görebilirsiniz hava araçlarını. Hem burada enteresan şeyler oluyor bu çadırlarda. Burada gençlerin kendi üretim alanlarını da görebilirsiniz. Selçuk Bey, şimdi bu ne zaman Teknofest ortaya, yani Teknofest zamanı gelse böyle bazı iddialar, eleştiriler, bazı böyle açıklamalar, yani enteresan şeyler, yorumlar da geliyor. Mesela işte bu Teknofest'in işte bütçesi, işte kimin ne kadar para verdiği, kimin destek olduğu, böyle şeyler konuşulmaya başlıyor. Ben bunu dümdüz sormak isterim. Teknofest nasıl yapılıyor? Hangi imkanlarla yapılıyor? Hani birkaç gündür de yine aynı Teknofest başlayınca görmüşsünüzdür. Yani şimdi bu konuya da açıklık getirmek ister misiniz? Tabii biz her yıl benzer şekilde bir karalamayı görüyoruz. Bütün bunlara rağmen Teknofest'te olan ilginin hem gençliğimiz tarafından hem de milletimiz tarafından daha da arttığını görüyoruz. Bunun tabii görülmeyen tarafı şu, bu ciddi bir tezat aslında.
bu karanamaları, iftiraları atanlar için herhalde onların görmesi gerekiyor. Belki gelip geçseler, görseler böyle konuşmayacaklar ama artık onları da onların gafletine bırakıyoruz. Teknofest tümüyle paydaşları tarafından, paydaş 125 kurumdan oluşuyor Teknofest. Bunlardan iki tanesi büyük düzenleyici kuruluş. Biri Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, diğeri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Her bir paydaş kurum düzenlediği yarışmanın bedelini kendisi düzenleyecek, hem bedelini karşılıyor hem de buradaki kendi stand kurulum bedelini karşılıyor. Özel olarak bir yer için bir bedel veya ücret herhangi bir şekilde T3 Vakfı'na da ödemiyor. Zaten rahmetli babamın da vasiyeti olduğu üzere bir anlamda bu kuruluşların arasında harcanan miktara baktığınızda açık ara Baykar'ın işte bu yıl 300 milyona yaklaştı. 300 milyon liraya yakın, ki biz bunu bir hizmet olarak görüyoruz açıkçası. T3'e bağışladın. T3'ün de bu faaliyette kullanmak üzere, Teknofest faaliyetinde kullanmak üzere harcadığını görüyoruz. Bir yarışma düzenleyicisi kuruluş da kendi yarışması için neler gerekiyorsa, işte yarışmanın ödülü olabilir. Burada 20 milyon liraya yakın ödül dağıtılıyor yarışmalardan. Her kurum kendi yarışmasıyla alakalı, ödülle alakalı kısmını harcıyor. Onun yanında o yarışmaları gençlerin düzenlemesi için, yani örneğin Aselsan'dan, siz de herhalde Aselsan Yönetim Kurulu'ndaydınız, tam rakamı bilmiyorum. Aselsan 100 bin lira mı ödül veriyor? İnsansız su altı yarışmasını düzenliyor birincilere. İşte farklı kategoriler oluyor. O yarışmaya verdiği maddi destekler var. Öğrenciler bu yarışmayı, yarışmada ihtiyacı olan malzemeleri kolaylıkla alabilsinler diye. Bunun yanında işte tabii yıl boyunca öğrencilere eğitimler de veriliyor. Aslında asıl yükü getiren nakit veya parasal yardımdan ziyade biraz da bu aynı yardımlar, o gençlere verdikleri eğitimler ve işte onlarca personel burada milletimize gelip teknolojiyi sevdirmeye uğraşıyor. Bunun önemini anlatmaya uğraşıyor. Bütün kurumlarımız için böyle. Yani Baykar'ı düşünecek olursak yüzden fazla personelimiz görev alıyor. Ve bu yıl 3 tane Teknofest yapıldı. Düşünün ki bu yıl boyunca devam eden bir faaliyet. Yani bütün yıl boyunca çalışmıyorlar ama özellikle Teknofest öncesi dönemlerde, yarışma hazırlık dönemlerinde büyük bir gayret oluyor. Yani insanlar, kurumlar veya insanlar sadece maddi katkı vermeyi bırakın, gelip yüreklerini koyup ter döküyorlar. Gençleri yetiştirmek için. Zaten asıl katkıyı da biz bu olarak görüyoruz. Maddi katkının dışında daha büyük katkı böyle oluyor. Bütün bu yarışma düzenleyici kuruluşlar, 44 tane yarışma düzenleyici kuruluş var. Bir anlamda onlar bu yarışmaların yükünü çekmiş oluyorlar ve kendileri harcamaları yapıyorlar. T3 Vakfı'ndan bağımsız bir şekilde. T3 Vakfı'na sadece bağış yapan kurum Baykar. T3 Vakfı başka zaten kimseden bağış kabul etmiyor, kurucuları dışında. Evet, bu maddi tutar, işte Baykar bir yıl 300 milyon bağışladı bunun için. Ama biz bunu bile çok büyük görmüyoruz açıkçası. Belki Aselsan ne kadar harcamıştır bilemiyorum. Veya diğer kurumlarımız ne kadar harcamıştır diğer bilemiyorum. Diğer kurumlar da ortaya elbette bir para koyuyor ama bunu zaten yürekten yapıyor. Yok, şöyle, buradaki parayı kendileri yarışmaları için harcıyorlar. Yarışmaları için harcıyorlar. Evet, ve stand kurulumları için harcıyorlar. Yani Teknofest'in kendisinin bir ortak havuz bütçesi yok. Kurumlar kendileri harcıyorlar. Ve zaten düşünün ki bir kısmı kurumların bakanlıklar. Bunlar işte düşünün ki Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterleri, uçaklarıyla beraber geliyor.
T3 onların sadece işte konaklama imkanlarını sağlıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Yoksa oradaki faaliyet de ufak değil. Çok büyük bir faaliyet. Tabii. Onlarca uçak uçuyor, gösteri yapıyor. Yüzlerce personel çalışıyor. Aynı katkı olarak düşünecek olursanız elbette sizler medya paydaşlarımız olarak Teknofest'i tüm toplumla buluşturuyorsunuz. Reklamlar yayınlıyorsunuz. Yıl boyunca oluyor bu. Paydaşımız olarak bunu yapıyorsunuz. Aynı katkınız çok büyük elbette. Yani bu parasal büyüklüğe vurmuş olsanız zaten bu çok mega dev bir etkinlik. Dünyanın en büyük etkinliği Teknofest. Ya bir de çok önemli bir şey hizmet ediyor. Bu niye sürekli bu iftiralar atılıyor peki sizce? Yani hani amaç ne? Ya suyu bulandırmak. 3 milyon insan geldi, 4 milyon insan geldi. Çamurat izi kalsın, suyu bulandırmak. Benim anladığım kadarıyla bir taraftan Vecihül Kuş, Nuri Demirhan akamete uğratılmış projelerinden bahsediyoruz. Elbette bu zihniyet olmasaydı, işte daha önce de takozlardan bahsettik. Olmasaydı bugün burada değildik, çok daha ileride bir yerdeydik. Elbette Teknofest'in amacı da bir anlamda bu zihniyeti yok etmek. Bunun yerine dünyaya ben yapabilirim diyen, ben hür ve bağımsız olacağım diyen, hür ve müreffeh olacağım diyen bir nesil yetiştirmek. Bu kolay değil. Elbette bir mücadele vermek gerekiyor. Bunun da bedeli böyle şeyler, böyle iftiralara maruz kalmak. Ama ben milletimizin de gençliğimizin de itibar ettiğini düşünmüyorum. Ve çok daha fazla destek oluyorlar. Hep de öyle oldu. Yani bu iftiraları atanlara da tavsiyem, bu yaptıkları şeyler aslında kendi amaçlarına da hizmet etmiyor. Tam tersine hizmet ediyor. Teknofest daha büyüyor. Biraz tersini deneyebilirler, anlamayı, ne yapılmaya çalıştığını merak edip görüp ve hatta gelip arzu ederlerse bize de sorabilirler. Biz de cevaplarını veririz. Aslında gelip belki görseler, kendileri, gezseler. Yani bu ülkeyi seviyorlarsa ben çok etkileneceklerini düşünüyorum. Seviyorlar mı, sevmiyorlar mı bilemiyorum. Bu ülkenin geleceğini düşünüyorlarsa, gençliğini düşünüyorlarsa o zaman muhakkak seveceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Teknofest toplumun her kesimine hitap eden bir etkinlik. Ve herhangi bir siyasi propaganda da burada yapılmıyor. Belki öyle görmek istiyorlar ama biz onu yapmadık. Yapmıyoruz, yapmayacağız da. İşte seçimden önce Teknofest'i bu tarihe aldınız. Şimdi seçim bitti, yine Teknofest yapıyoruz. İzmir'de yine yapacağız. Sonraki yıl da yapacağız. Seçimden sonra önce bizim için değişmiyor. Biz kendi hedefimiz var, menzilimiz var. Oraya doğru dost doğru yürüyeceğiz. Ha, onların yaptıkları da bugüne kadar kendilerine de bir fayda getirmedi. Bize de bir zararı olmadı. Ama tabii ki biz her seferinde cevabını verdik. Kırgın olduğunuz birileri var mı? 2018'den bu yana büyük bir mücadele ortaya koyuyorsunuz ve zaman zaman işte iftiralar, bir takım eleştiriler, bir takım böyle enteresan açıklamalar oluyor. Var mı böyle içinizde kırgınlık? Yani şöyle, bu işleri kıymetli kılan da bu aslında bir taraftan baktığınızda. Şayet o kadar kolay olsaydı zaten bu kadar da kıymetli olmazdı. Ve elbette bir anlamda bu engeller aslında bizdeki inancı da güçlendiriyor. Ha, velev ki söyledikleri şeylerde zerre kadar tutar bir şey olsa, evet, o zaman biz gerçekten üzülürüz. Ve hakikaten yani en çok korkacağımız ve üzüleceğimiz şey aslında o olur. Bu söylediklerinde en ufak doğruluk payı var mı? Hakikaten bir yanlışlık var mı? Ama ondan tümüyle ari olduğunu bildiğimizden ve buna rağmen bunun yapıldığını gördüğümüzden aslında bir anlamda bizi kamçılıyor. Ne kadar önemli bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz. Çünkü burada büyük bir maraz var diyoruz demek ki hakikaten bu işlerin önünde ve daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. O açıdan bize faydalı oluyor. Devam edebilirler. Biz daha fazla çalışıyoruz, daha fazla gayret gösteriyoruz, daha fazla gencimiz yetişiyor, o dip dalgası daha da büyüyor.
Selçuk Bey, bu yıl 3 ilde düzenleniyor. İstanbul'da oldu, şimdi Ankara'da, bir de 3 büyük şehirde. Neden? 3 şehir. Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Yılındayız. Hı-hı. Biz bunu icra kurulumuzda değerlendirdik. Ve 100. yılımıza yakışır ne yapabiliriz diye düşündük. Teknofest'te acaba çok daha özel yarışmalar mı yapsak? Onun yerine şu fikir ön plana çıktı. Sadece İstanbul'da çok büyük bir etkinlik, çünkü İstanbul'a denk geliyordu bir yıl Anadolu. Hı hı. Yapmak yerine çünkü herkesin de Ankara'dan gelip Teknofest'e katılabilmesi mümkün değil İstanbul'a veya İzmir'den. Özellikle imkanı dar olan kardeşlerimizin o maksatla 3 büyük şehrimizde yapalım dedik. Yani ne kadar isabetli olduğunu şimdi Ankara'ya geldiğimizde görüyoruz. Ben Ankara bizi bambaşka bir duyguyla karşıladı. Ve biz çok mutlu olduk açıkçası o teveccühü de görünce. İzmir'in tarihi ne zaman? 27 Eylül'de. Tabii 30 Ağustos'ta Ankara'da yapmış olduk. Evet. O da çok önemli. Samsun'da da 30 Ağustos'ta yapmıştık. Bence bu da çok anlamlı. 100. yılında 30 Ağustos'u kutlamanın en iyi yolu bence. Bu Türk gençliğiyle birlikte Zafer Bayramı'nın 100. Büyük Taarruz'un 101. yılında düşünün ki siz genç semaya yüzlerce roket fırlattı genç kardeşlerimiz. Hem de kendi tasarladıkları roketleri. Bunlar şimdi belki size hepimize ufak geliyor olabilir ama geleceğin uzay programlarında çalışacak nesilleri. Ülkemizi uzaya taşıyacak sadece yani atmosferik uçaklardan değil. Teknolojinin her alanında büyük atılımlar yapacak gençler bir anlamda taarruza kalktı. On binlerce genç düşünün ki. O zaman belki vatanı kurtarabilmek için cepheye böyle taarruz şeklinde gitmek gerekiyordu. Bugün de vatanı kurtarabilmek ve faydalı olabilmenin en büyük yolu inanıyorum ki böyle ülkesi için ve insanlık için yüksek teknoloji geliştirmekten geçiyor. Tam bağımsız ve müreffeh kılabilmek için. Bu arada soru geliyor. Peki soruyorum. Eskişehir'de olmayacak mı diye soranlar. Memleketim Adana'da Teknofest olmayacak mı diye yani soran var. Var mı Adana'da, olur mu? Biz tabii kuzeyde yaptık. Yani İstanbul'da yaptık. Antep'e gittik. Tamam. Ondan sonra İstanbul'a geri geldik. Kuzeye, Samsun'a gittik. Bütün evet. Karadeniz'de Teknofest biraz aşağıya inelim o zaman. Adana'da sonra yapalım. Tekrar İstanbul'a geldik. Yani bu yılın evet. ilk Teknofest'i. Ankara'ya geldik. İzmir. Şimdi gitmemiz gereken taraf sanki daha henüz karar vermedik seneye ama. Seneye bir Anadolu şehrimizde olacağız. Bir Anadolu şehrimizde olmamız gerekiyor gibi. Yani İzmir'i de tamamladıktan sonra artık sizin o tam yeri bilemiyum ama. Eskişehir bu sanki doğu taraflarına doğru. Ama Eskişehir Ankara'ya çok yakın. Biz Eskişehir'de evet yani, aynen öyle. Pazara şimdi kadar bekliyoruz. Bizim evet, pazara kadar Mustafa açıyoruz. Arkadaşım sormuştu Eskişehir'de olmayacak mı diye. Çok yakın yani Mustafa. Buraya gelebilirsiniz ama Adana bekliyor gerçekten. Evet, çok fazla memleketim şehrimiz yani bekliyor. Tabii çok kategoriye bakıyoruz. Özellikle şehrin öğrenci nüfusuna, işte bir havalimanı, bu etkinliği tabii düzenleyebileceğimiz doğru. havalimanı var mı? Bütün şehirlerimizden ilgi ve talep var. Bütün bu faktörleri gözeterek. Şimdi Teknofest Karadeniz düzenlerken baba tarafım Trabzonlu, işte Rize'nin eniştesiyim. Annem Kastamonulu ama en makul yer Samsun olduğundan yani en rasyonel seçim Samsun olduğundan Samsun'u seçmiştik. Çünkü Samsun'un hem nüfusu hem genç kitlesi. Tabii Teknofest Karadeniz oldu. Burada o kriterlere göre seçiliyor en optimal. Ya 2018'den beri bayağı bir ülke demişim, şehirde oldu. Evet. Ve toplamda 2018'den bu yana, evet. Bakü'yü de sayalım, kaç evet. milyon insan gelmiştir Teknofest'e? 10 milyona yaklaştık. Geçmiştir 10 milyonu bence. 10 milyona yakın tabii. insana Teknofest birebir dokunmuş oldu. Yani ziyaretçi anlamında bakacak olursak 10 milyona yakın insana Teknofest bravo. Dokunmuş oldu. Fatih Bey, süper füzesini sormak isterim size. Şimdi onun test atışları da devam ediyor Siper'in. Şimdi Siper'den sonra şöyle bir aslında manzara ortaya çıktı. Evet, Türkiye hava savunma füzelerinde de uzun menzilli füzelerde önemli bir yerde. Acaba Türkiye önümüzdeki yıllarda işte S-400'lere ihtiyacı kalmayacak
gibi bir yorum yapabilir miyiz? Biz ne aşamadayız hava savunma füzesinde? Bir kere bizim savunma sanayinde temel hedefimiz tüm platformlarda, tüm kritik sistemlerde tam bağımsızlıktır. Yani hali hazırda kullandığımız sistemlerden ari olarak bunu söylüyorum. Nasıl insansız hava araçlarında, helikopterlerde, jet eğitim uçaklarında tam bağımsızlık yolculuğundaysak, nasıl bütün akıllı mühimmatlarda, füze sistemlerinde tam bağımsızlık yolculuğundaysak, elbette hava savunma sistemlerinde de mutlaka tam bağımsızlığı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Tabii hava savunma dediğimiz alan biliyorsunuz katmanlı olarak planlamanız gereken, farklı irtifalarda, farklı görev zarflarında iş yapabilecek, faaliyet gösterebilecek sistemleri kurmak demek. Yani bir hava savunma ağı oluşturuyorsunuz aslında. Katmanlı olarak bunu gerçekleştirmek zorundasınız. Siper de özellikle Hisar projelerinden, Hisar A, Hisar O, daha sonra Hisar O artı, Hisar O Plus'tan sonra en kritik hava savunma sistemimiz olacak. Burada Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK bir arada çalışıyorlar. Ben orta vadede Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde de tam bağımsız noktaya geleceğini düşünüyorum. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Ha bunu bir ülkeden hali hazırda almakta olduğumuz hava savunma sistemleriyle ilgili de söylüyor değiliz. Ama Türkiye savunma sanayinde 2000'li yılların başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden itibaren tam bağımsızlık hedefi koydu ve bütün çalışmalarını bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdi. Yani bugün bu kadar büyük neticeler alındıysa bunlar bugünden yarın olacak işler değil. 15-20 yılın aslında gayretinin eseri ve kamunun da devlet aklının da uzun vadeli istikrarlı bir politikanın arkasında durmasının eseri. Yani biz hiçbir kritik platformlarda hiçbir ülkeye, hiçbir başka sisteme, hiçbir ithal ürüne bağımlı olamayız iddiasının eseri. Malumunuz 2000'li yılların başında pek çok savunma sanayi ürününü parasını versek dahi alamıyorduk. Bugün de durum çok değişmedi. Yani hava savunma sistemlerinde de bütün dünya bize hava savunma sistemi vermek için masaya oturmuş değildi. Bu süreçleri her biriniz takip ettiniz. Nihayetinde şu bir gerçek ki stratejik sistemler dönem dönem parasını verseniz dahi temin edemediğiniz sistemlerdir. Dolayısıyla mutlaka bütün stratejik sistemlerde Türkiye'nin kendi geliştirme kabiliyetlerini ortaya koyması mutlak bir zorunluluk. Biz inanıyorum ki bütün bu kabiliyet tecrübe ışığında hava savunma sistemlerinde de benzer şekilde tam bağımsızlık noktasına hızla yaklaşıyoruz. Çünkü bunun kritik alt bileşenlerine baktığımızda radar sistemlerinde de füze sistemlerinde de zaten Türkiye adım adım çok ilerledi. Yani bugün Aselsan'ın radar kabiliyeti dünyada belki iki elin parmağı kadar şirkette ancak bulunabilecek kabiliyettir. Roketsan'ın füze geliştirme kabiliyeti benzer şekilde çok az ülkenin çok az şirketinde olan bir kabiliyettir. Keza TÜBİTAK SAGE'nin bütün bu ürünlerin tasarımına ilişkin elde ettiği deneyim kabiliyet çok az sayıda ülkenin araştırma enstitüsünün sahip olduğu bir kabiliyettir. Dolayısıyla biz siper meselesinde de iddialıyız. Hava savunma sistemlerinde de Allah'ın izniyle ülkemizi adım adım tam bağımsızlık noktasına eriştireceğiz. Siperin menzili 100 değil mi? 100 kilometre. 100'ün üzerinde. Ben az önceki konuya da temas etmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani bu ülkenin bir evladı olarak bu teknofestleri düzenlediğimiz, bütün milletimizle, gençliğimizle, milyon milyon gencimizle bu coşkuya ortak olduğumuz her dönemde maalesef bu kötücül yaklaşımla karşılaşıyoruz. Hangi kötücül yaklaşım? Acaba bu teknofestle birileri ne elde ediyor? Hiç kimse hiçbir şey elde etmiyor. Her şeyi elde eden Türk milleti, Türk gençliği. Burada herkes her şeyini Türk milleti için feda ediyor. Herkes her şeyi Türk gençliği için seferber ediyor. Az önce Selçuk Bey ifade etti. Buranın en büyük destekçisi hem maddi olarak hem manen aslında Baykar. Ve Baykar'ın öncülüğünde kurulmuş Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Bu işin öncüsü. Bizler kamu tarafında bu işin gerçekleşmesi için temel imkanları sağlıyoruz büyük ölçüde. Burada hiçbir kamu kurumu T3 Vakfı'na, Baykar'a bir kuruş bağış yapıyor falan değil. Ama elbette ki her kamu kurumu burada, buraya gelen yüz binlerce genci milli teknolojiyle tanıştırmak için seferber oluyor. Bunları yazanlar acaba ne istiyorlar? Yani bu projelerden Türkiye vazgeçsin mi istiyorlar? Türkiye milli İHA'lar üretmesin, milli helikopterler üretmesin, milli tanklar üretmesin, milli gemiler üretmesin, milli uydular üretmesin, milli otomobil üretmesin mi istiyorlar? Hiç boşuna böyle arzulara kapılmasınlar. Türkiye bu yoldan dönmez Fulya Hanım. Mümkün değil. Yani bu millet bu işi öyle sıkı tuttu ki asla bir daha bırakmaz. Çünkü bu millet bunları yaşadı. Bu millet devrim otomobilinin başına gelenleri yaşadı.
Türk havacılığının son 100 yılda başına gelenleri, Demir Ağı'ndan ve Cihur Kuşu'na kadar, Tomtaş, Kayseri'deki Tomtaş Uçak Fabrikası'na kadar bu millet tecrübe etti. Bu millet bir uçak bombası üreticisi Şakir Zümre'nin soba üretmek zorunda bırakıldığını çok iyi biliyor geçmişte. Ama şimdi kabuğunu kırdı Türk milleti. Yeniden tarih sahnesine çıktı. Buradan dönmek yok. Yani Türk milleti bu tam bağımsızlık iddiasından dönmeyecek. Bu işleri geliştirmeye devam edecek. Gençlerimiz, milyonlarca gencimiz bu yolculuğa çıkacak. Bu yolculuğu durdurmayı düşünen varsa içeride dışarıda ham hayal kuruyor. Boşuna hiç böyle heveslere kapılmasınlar. İçeridekilere tavsiyemiz bir an evvel bu kötücül akıldan, kötücül yaklaşımdan vazgeçsinler. Bu milletin heyecanına, coşkusuna ortak olsunlar. Varsa sunacakları bir katkı, buyursunlar, gelsinler burada Türk gençliğine, Teknofest kuşağına onlar da katkı sunsunlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa Türk gençliği için, Teknofest kuşağı için iyi dileklerde bulunsunlar. Onu da yapmıyorlarsa gölge etmesinler, başka ihsan istemez. Bir de burs sağlıyor tek. Şimdi sadece insanlar şöyle düşünüyor olabilir Selçuk Bey, Fatih Bey. İşte hava gösterisi yapılıyor, hava araçları sergileniyor. Bir sergi, bir festival, öyle bir şey değil. Burs imkanları, istihdam imkanları da var. T3 Vakfı kendisi burs veriyor. Bu yıl Özdemir Bayraktar burs programında biz 4000 öğrenciyi de en son hatırladığım kadarıyla. 4000 öğrenciye 2 kişiler aylık 2000 lira veya tam rakamı hatırlamıyorum. Burs sağlıyoruz. Ama Teknofest kapsamında özel bir burs programı yok. Girişimlere yönelik girişim destek programı var. Burada girişim yarışmalarından derece alanlara. Ama Selçuk Bey çok mütevazı şekilde söyledi ama ben altını çizeyim. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, evet, Türkiye'de en fazla öğrenciye en fazla düzeyde burs veren birkaç sivil toplum kuruluşundan biridir. Aynen. Muhtemelen de en fazla verenidir. Yani tabii, belki mütevazılık etti Selçuk Bey, çok vurgulu söylemedi ama 4000 geçtiğimiz yıl, bu yılda 5000 öğrenciye T3'ün bursundan faydalandım diyen çok öğrenci duyduk burada. İşte yani birkaç kademe burs imkanı var. İşte 1000 lira var, 2000 lira var aylık. Tabii sayı en büyük olan, benim de bildiğim kadarıyla yani kamu dışında, kamunun da verdiği büyük burslar var herhalde. İstihdam da sağlanıyor mu peki? Teknofest sayesinde, yarışmalar sayesinde özellikle gençler daha erken yaştan alanlara yönelmiş olduğundan bunlar çok kıymetli oluyor tabii. Biz mesela bir örnek vereceğim. Baykar Teknofest şampiyonlarına direkt staj imkanı sağlıyor. Ki Baykar'ın staj programına girmek çok zor. Hemen yani Baykar'da çalışmaya kabul almaktan daha zor. Niye öyle mesela peki? Bir gencin herhangi bir şekilde ben roket yapacağım deyip bunu yapabileceği bir ortam kurmanız mümkün değil. Teknofest bunu sağlıyor liseden itibaren. Şimdi uzay biliminde çalışan, bizim de uzay girişimimiz var. Düşünün ki bu çok kıymetli. Yani nasıl ki müzisyen olacaksa çocuk, ilk defa konservatuvara gittiğinde enstrüman görmüş çocukla ortaokulda piyano çalmaya başlamış çocuk bir mi? Veya sizin alanınızda gencecik yaştan muhabir olarak kendini kodlamış birisi, o alana merak salmış birisiyle sonradan üniversitede o alana yönelmiş arasında dünya kadar fark oluyor elbette. Burada da İslam açısından hem kamu hem özel kurumlar açısından çok nitelikli insan kaynağı yetişiyor. Mesela çip tasarım yarışması var. En ileri düzey teknik, derin teknoloji içeren yarışmalardan bir tanesi. Şimdi çok spesifik bir iş bu. Düşünün ki çocuk buna üniversite birden itibaren çalışmaya başladı. Yani üniversitenin sonunda göreceği konuyu üniversite birden itibaren yönelmeye başlamış oluyor. Bu çocuk çok kıymetli. Bir çip tasarımı yapan firma için çok kıymetli. Bizler için de insansav aracı yarışmalarımız var. Elbette burada yarışmaya girip yıllarca bu alana yönelmiş bir çocuk, üniversitede çok daha genel bir eğitim almıştan elbette çok daha değerli. O açıdan merak kurumlarımız staj açısından... Merak etme, daha zor işe girmek merak ettim. Staj programı çok zor. Baykar dışarıdan kendi içinde yetiştirmediği kimseyi neredeyse işe almıyor. Çünkü Baykar'ın kendine has bir kültürü var. Ve staj programımız o şekilde şekillendi. Zamanında epey ben de prensiplerini koydum diyebilirim. Çok ciddi bir staj programı var. Neredeyse işe girmekten daha zor. Çünkü staja kabul aldığımız arkadaşlarımız bizim kendi çekirdek ekibimiz oluyor. Biz öyle yetiştiriyoruz.
kolay kolay dışarıdan kimseyi almıyoruz. Çok farklı bir kültürü var Baykar'ın. Bugüne kadar da neredeyse hiç almadık diyebilirim. Özellikle savunma sanayi şirketlerinden hiç düzeyde, yani kamu kuruluşlarından almadık. Kendimiz yetiştirmeyi tercih ediyoruz. O durumda da çok büyük başvuru alıyor tabii. 17 bin öğrenci başvuruyor Baykar'a staja ve bunların 1000-1500'ünü biz staj programında kabul ediyoruz. Yılda 17 bin kişi mi? 17 bin kişi başvuruyor, evet. Yani işe, wow, işe girmekten iyi. daha zor. Baykar'da staja kabul almak. Epey zorlu bir sınav var. Çok zor olduğunu biliyorum. Bana bile ya böyle ben sınava girdiğimde talep gelmişti. Baykar'a biz nasılsın? Vallahi dedim bilmiyorum. Yani kim, nasıl evet, gelinir? Yani mesela o işlerde hiç morpil dönmüyor arkadaşlar yani. İşte evet, öyle bir şey de yok. Yani evet, Baykar'a evet girmek isteyen gayret ederek, sınavdan yüksek puan alarak girebilir. Yani birilerini araya soktuğunuzda o şekilde kabul etmiyoruz kimseyi. Evet, bunu bizatihi yaşadık. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani seviyorsa Baykar'da, çalışmak istiyorsa elbette başımızın üstünde yeri var ama sınava bir girmesi gerekiyor. Ondan sonra da zaten teknik mülakat yapılıyor. Ona katılması gerekiyor. Selçuk Bey, şimdi Baykar'da evet Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının geliştirmesi, yine işte test uçuşları devam ediyor. Peki bundan sonra Baykar ne yapacak? Ne olacak yani? Tabii yani Kızıl Elma, İnsansız savaş uçağı da yapıldığına göre. Şimdi ama Kızıl Elma çok büyük bir program ve çok büyük bir teknoloji aslında. Bütün bir geleceğin kapılarını aralamış oluyorsunuz. O kadar büyük bir dünya ki bu, yeni bir dünya. İnsansız hava muharebesine gidiyor dünya Kızıl Elma ile birlikte. Yani Kızıl Elma aslında 6. nesil diye tabir ediliyor ama bu neslin devamı değil. İnsanlı savaş uçaklarının neslinin devamı, başka bir tür aslında. Çünkü insansız hava muharebesi insanlıdan çok farklı. Yani it dalaşı dediğimiz o uçakların savaşı da birbirinden çok farklı. Çünkü artık içinde insan yok. Yani mesela klasik hava muharebesinde şu olur. İki uçak birbirine karşı gelir ve dönerler. Birbirlerine çarpmazlar. Ama insansız olduğu zaman gelip çarpacaktır uçağa. İlk yapacağı şey olacaktır hatta. O yüzden insanlı bir uçakla insansızın çarpışması çok farklı olacaktır. Bir kere insanlı bir uçak asla böyle bir uçağın yanına gelmek istemez. Uzaktan vurmaya çalışacaktır muhakkak. Asla yakınına düşmek istemez çünkü insan yok içinde. Ve insanlı bir savaş uçağını belki 20 sene uğraşıyorsunuz bir pilot yetiştirmek için. Ve büyük bir bedelle bunu yapıyorsunuz. Bunun yanında uçak düştüğünde pilot ölebiliyor. Bu da büyük bir kayıp. Tabii. O yüzden her göreve sokamıyorsunuz. Bir kere insansız olduğundan daha maliyet etkin oluyor. Ve dolayısıyla çok daha tehlikeli, riskli görevlere de gönderebiliyorsunuz. Çok daha kolay sarf edebiliyorsunuz. Bütün bu avantajları yan yana koyduğunuzda aslında kuralları bambaşka olan bir muharebeden bahsediyoruz. O yüzden Kızıl Elma'nın, evet bu dünyanın kapılarını araladık ama daha gidecek çok yolumuz var. Yani bunu tekniğe açılış konuşmamızda da söylemiştik. Daha sadece Kızıl Elma değil, teknolojinin her alanında bizim daha gidecek çok yolumuz var. Bu ancak bu teknofest kuşağı dediğimiz dip dalga ancak yeni bir dünyanın kapılarını aralamış oldu. Ama arşınlanacak nice yollar var. Ben özellikle birkaç hususu da duyurmak istiyorum. Burada notlarım var. Tabii ki. Teknofest'le alakalı. Tabii o Ağustos ayında yaptığımızdan alan biraz sıcak. O yüzden özellikle biz burada şapka dağıtımı yapacağız. Ama mümkünse şapka getirmesini, şemsiye mümkünse güneşten koruyan, bunu tavsiye ediyoruz. 3 gün boyunca Ankara yine sıcak olacak çünkü. İçeride su var ama yanlarında su da getirebilirler tabii vatandaşlarımız. Çünkü epey bir uzun bir yürüme mesafesinden bahsediyoruz. Alanın bütünü İlk indiğiniz andan itibaren 3 kilometreyi buluyor bu sahneye gelmek. Sonra geri dönmek de 3 kilometre, 6 kilometrelik bir aynı zamanda spor yaptırmış oluyoruz. Tabii etkinlikler. Bunun yanında küçük çocuklu aileler yanında pusetlerle gelebilirse, çünkü epey bir yürüme mesafesi var. Spor ayakkabıyı tavsiye ediyoruz. Evet. Tabii rekor düzeyde kayıt var. Toplumu taşımayı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. İlk gün tatil olduğundan 30 Ağustos. Çok büyük bir ilgi vardı. Bugün daha keyifli bir teknofest deneyimi oldu.
Hava da biraz daha bulutlandı. Biraz kendiliğinden gölge oldu. Ama yarın bildiğim kadarıyla daha açık. Ama yarını iyi değerlendirsinler. Çünkü hafta sonu yine muhtemelen. Yani yarını evet olacak. Yarın gelebilirse ziyaretçilerimiz mümkünse yarın gelmeye çalışsınlar. Hafta sonu çok kalabalık olacağını öngörüyoruz. Yarın bir de Mazhar Alan Son konseri varmış duyduğumuz. Cumartesi akşamı Mazhar Alan Son konseri var. Bunun yanında evet Şapka Şemsiye'yi söyledim. Yine muhteşem gösterilerimiz var. Milli Kanatlar gösterisi. Her gün zaten gösteriler var. Solo var. Havada. Etkinlik çadırlarında muhteşem etkinlikler var. Yarın aslında bir fırsat. Sayın Cumhurbaşkanımız da geliyor. Sabah erken saatlerde gelirlerse ve toplu taşımayla keyifli bir teknofest deneyimi yaşarlar. Çok kalabalık olduğunda da burası güzel oluyor ama etkinlikleri çok fazla deneyimleyemiyorsunuz çünkü çok kalabalık tabii, oluyor. Tabii kuyruklar oluyor bir de. Evet kuyruklar da oluyor. Ve hava da sıcak olduğundan biraz daha zor oluyor. Buna rağmen benim gözlemlediğim herkes çok mutlu ayrılıyor. Tabii İzmir'de de bu yıla 3 teknofest sığdırılmak için biraz da mecburduk böyle bir takvim yapmaya. İzmir'de de inşallah 27 Eylül'de teknofestimizi yine büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Kaç gün sürecek Selçuk Bey? Yine 5 gün. Şöyle düşünüyoruz. O nerede o? İzmir'den hangi sahada olacak? İzmir'de Çiğli Hava üstünde. Biz hep teknofestleri 5 gün yapıyoruz. Şundan dolayı. Bu kadar büyük bir kurulum gerçekleştikten sonra olabildiğince fazla insana dokunsun istiyoruz açıkçası. Ve özellikle imkanı olmayan köylerden genç kardeşlerimizi de getirmeye çalışıyoruz. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji programı kapsamında bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun programı kapsamında yine bir anlamda babamızın vasiyeti olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün masraflarını yine Baykar karşılıyor. Bu yıl 100 bine yakın öğrencimizi getirmiş olacağız. Yani buradaki bütün seyahat masrafları, bunun yanında işte yemesi, içmesi hepsi dahil. Çünkü özellikle daha dar imkanlı olanlar için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. O çocuklar inşallah ülkemizin parlak yarınlarını en ileri düzeyde bütün zorluklara rağmen inşa edeceklerine inanıyorum. O tarz faaliyetlerimiz de devam ediyor. Teknofest'in son 3 günü. Yarın iyi bir gün. Bekliyoruz herkesi diyelim yani. Zaten dediniz ya yoğun bir katılım oluyor diye. Gerçekten öyle. Etimesgut biraz ben çok Ankara'ya hakim değilim ama daha böyle merkeze uzak mı oluyor burası? Çok da uzak değil. Yani Ankara'nın merkezini Kızılay diye kabul etsek yine Ankara'da her yer birbirine biraz daha yakındır. Yani yarım saat içerisinde aşağı yukarı tabii trafik yoksa erişilebilecek bir alan. Toplu taşıma imkanları da var. Yakın noktalara raylı sistem imkanları da var. Bizim ring seferlerimiz de var raylı sisteme. Dolayısıyla her Ankaralı için aslında Etimesgut erişilebilecek bir yer. Çok uzak bir yer değil. Şehrin tam merkezinde elbette diyeyim. Ama belki en fazla 35-40 dakikada Ankara'nın çok büyük bir kesiminin erişebileceği bir yerdeyiz aslında. Ama burada sadece Ankaralılar yok. Yani Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz de biz gün boyu alanda karşılaştık. Ben de bu arada bakıyorum, yahu ne Eskişehir'miş. Eskişehir ile Ankara yakın, bana sürekli Eskişehir'de olmayacak mı diye mesaj atıyorlar. Yakın arkadaşlar, buraya gelebiliriz. Kaç? 2 saat değil mi Eskişehir ile Ankara? En fazla 2 saatte burada olurlar değil diye mi tahmin ediyorum. Evet. İstanbul'da yani bir yerden bir yere gitmek o kadar. Eskişehir'de de belki bazı etkinlikler yaparız önümüzdeki yıllarda ama Eskişehir'li herkesi Ankara'ya bekliyoruz. Aynen öyle yani diyelim bari yani. Onlara çok yakınız şu anda. ya tabii bu teknofestlerin Anadolu ile buluşması hakikaten muazzam bir etki uyandırdı. Yani biz ilk 2020 Teknofest'ini Gaziantep'e taşımıştık. Orada bir adım attık. Teknofest'i götürdüğümüz şehirde o şehrin yerel paydaşlarıyla birlikte kalıcı izler komisyonu kuruyoruz. Ve Teknofest'in hazırlık dönemi boyunca biz bir yandan festivali hazırlıyoruz. Bir yandan da Teknofest'le birlikte o şehirde bırakacağımız izleri kurgulamaya başlıyoruz. Bu izler yine gençliğimiz için, çocuklar için, eğitim hayatı için aslında gerçekleşen projeler. Gaziantep'te biz çok sayıda bilim merkezi deneyap projesini hayata geçirdik. Benzer şekilde Samsun'da çok sayıda deneyap teknoloji atölyesi kurduk, bilim merkezi kurduk. Çocuk üniversitesi keşif kampüsleri kurduk hem Gaziantep'te hem Samsun'da. Şimdi Ankara'da yine
ilçe belediyelerimizle birlikte benzer projeleri hayata geçiriyoruz. Ankara bu Teknofest'ten sonra peşi sıra açılışlarını yapacağımız bilim merkezleriyle, DeneYap teknoloji atölyeleriyle buluşmuş olacak. Benzer şekilde İzmir'de bazı hazırlıklarımız var. Yani aslında her Teknofest o şehrin kaderini değiştiren bir etkinlik haline de gelmiş oluyor. Teknofest ile birlikte kurulan bu altyapılarda yıllar boyunca yüzlerce, binlerce çocuk, genç teknoloji geliştirme yolculuğuna çıkmış oluyor. Tabii biz yarışma başvurularında da bu izi görüyoruz. Yani ben Eskişehirlilerin neden heyecanla Teknofest istediklerini çok anlayabiliyorum. Çünkü mesele sadece birkaç gün bir festivale ev sahipliği yapmak değil, aslında adeta o şehrin genetik koduna bir dokunuş yapmak meselesi. Biz Gaziantep'e Teknofest götürdük. Sonraki yıllardan itibaren Gaziantep'ten Teknofest yarışmalarına katılım 20 mislini geçti. Samsun'a Teknofest'i götürdük. Samsun'dan Teknofest'lere katılım 50 mislin'e yaklaştı. Bir önceki yılla Teknofest'i Samsun'da gerçekleştirdiğimiz yıldan bir önceki yılla kıyasladığımızda 50 mislin'e yakın başvuru olmaya başladı Samsun'dan ve halen biz 2020'de Gaziantep'teydik, 2022'de Samsun'a gittik. Bu yıl 2023 Teknofest'ine 337 bin takım başvurdu, 1 milyon genç başvurdu 81 şehrin tamamından, 100'e yakın ülkeden ve bu saydığım iki şehir Samsun ve Gaziantep neredeyse bütün yarışmalarda ilk 5'te yer alıyor. Yani Teknofest gittiği şehrin atmosferini, iklimini değiştiriyor. O şehrin gündemini değiştiriyor. O şehrin sanayicisi, esnafı, tabii, girişimcisi, ev kadınları, evlatlarının, o şehrin gençlerinin bu alanlara hazırlık yapması konusunda adeta seferber ben olmaya başlıyorlar. Ben Samsun'daki Teknofest'te şey haberi yapmıştım. Teknofest turizmi diye inanılmaz bir, yani bütün Karadeniz'den insanlar gelince evet, otellerde yer kalmamış, esnaf acayip mutluydu mesela evet, Samsun'daki evet, turizm. Ama turizmcilerin esas, keyfi çok yerindeydi. Evet, ama esas etki bunları gördükten, buradaki eserlere dokunduktan sonra bizim evlatlarımız, bu şehrin çocukları da mutlaka böylesine eserler yapmalı iddiasının o şehirde oluşması. Bu tabii şehirlerimizin dönüşümü için de çok anlamlı. Yani Gaziantep Türkiye'nin sanayi şehri, 10 milyar dolar ihracat yapan bir şehir. Ama bizim Gaziantep'li paydaşlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Valimizle, organize sanayi bölgelerimizle bir hedefimiz var. Gaziantep'i önümüzdeki 10 yılda yüksek teknoloji üreten bir şehir haline getireceğiz. Samsun, Karadeniz'in en potansiyeli yüksek şehri aslında. Liman potansiyeliyle birlikte düşündüğümüzde, sahip olduğu alanı ve o alanın Orta Anadolu bağlantısını düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde Samsun sanayi ve teknoloji alanında da en önemli atılımı gerçekleştireceğimiz şehirlerden biri olacak. Aynı zamanda üniversiteleriyle, havacılık fakülteleriyle Samsun'un bu konudaki iddia sahibi şehirlerden biri olması çok anlamlı. İşte bu teknofestleri bu şehirlere taşıdığımızda aslında bu dönüşümü de ivmelendirmiş, hızlandırmış oluyoruz. Ben o açıdan çok iyi anlıyorum Adanalıları, Mersinlileri, Elazığlıları. Ben geçtiğimiz günlerde bence kalkınan bir şehirde düzenlenirse deprem bölgesinde diğer yıl falan güzel evet, olmaz. Deprem bölgesinden aslında bu arzuyu çok duyuyoruz. Değil mi? Ben bu hafta pazartesi günü Elazığ'daydım. Hı-hı. Elazığ'da deprem yaşamış şehirlerimizden biri. İnanın Elazığ'da zannediyorum 5-6 buluşma gerçekleştirdik. Hı-hı. Kadınlarla buluştuk, hem gençlerle buluştuk, olur, sanayicilerle buluştuk. Hı-hı. Sanayi Ticaret Odası'na gittik, OSB'ye gittik. Her buluşmamızda bir soru, Teknofest'i ne zaman Elazığ'da yapacaksınız sorusu. İsterler. Valla bilmiyorum, benim memleketim de istiyor ama o konuyu yine konuşalım. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra beraberiz. Sözünüzü alayım. Yine sahada dolaşalım. Sonra yayını kapatalım. Bence dinlendik. Reklamlar. Efendim, Teknofest'in düzenlendiği Ankara'dan yayınımızı gerçekleştirdik Selçuk Bayraktar ve Fatih Kacur'la beraber. Şimdi biz yine Etimesgut Havalimanı'ndayız. Alanı şöyle yürüyeceğiz ama artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Bitiriyoruz. Yine siz alanda olacaksınız ve hala gitmeyenler de var bu arada. Reklam arasında burayı bırakmayan vatandaşlarla konuştunuz. Selçuk Bey, Fatih Bey, hala gitmeyen vatandaşlar. 7 aylık bebeğimizi de sevdik. Nerede o? Gitti mi peki? Buralardaydı en son. Alanın diğer uç tarafında. Tüm milletimizi Teknofest'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında Teknofest Ankara'ya bekliyoruz. Son 3 gün artık. Toplu taşımayı tercih edin.
Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif edecek. Teknolojinin şampiyonlarına ödüllerini verecek. Yarından sonraki günler biraz daha kalabalık olur. Özellikle hafta sonu olması hasebiyle yarını tercih ederlerse güzel bir Teknofest deneyimi için daha makbule geçer. Peki, çok da sizden de alıp hemen programı kapatalım. Evet, büyük bir coşkuyla Teknofest Ankara'yı pazara kadar sürdüreceğiz. Cuma, cumartesi, pazar tüm milletimizi, başta başkentliler, Ankaralılar olmak üzere Teknofest coşkusuna ortak olmaya bekliyoruz. Peki. Burada yüzlerce, binlerce etkinlik milletimiz için, gençler için, çocuklar için hazır. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ankara'dan yayınımızı gerçekleştirdik.